Ordu Spor'daki yeni görevi için bugün geldiği Atatürk Havalimanı'nda ayağının tozuyla NTV Spor'a özel açıklamalarda bulunacak şimdi Hector Cooper ve bunun için biz tekrar havalimanına gidiyoruz. Sözü Onur Erdem'e bırakıyoruz. Onur, söz sende. Ordu Spor'un yeni teknik direktörü Hector Cooper az önce Türkiye'ye gelmişti ve biz de bu görüntüleri sizlere aktarmıştık. Mr. Cooper şu anda yanımızda ve sorularımızı yanıtlayacak. Öncelikle kendisine hoş geldin diyoruz. Bienvenido a Turquía. Gracias. Türkiye'ye dünyaca bir ünlü bir isim geldi. Bu anlaşmanın nasıl gerçekleştiğini, bu süreci kendisine öğrenebilir miyiz? Ne etkiledi kendisini? Es que eres un figura muy importante y famoso. ¿Cómo estabas convencido para llegar a Turquía? Siempre una propuesta de trabajo es bienvenida y her zaman bir hoş geldin denmesi ve bir iyi bir iş teklifi. El proyecto del presidente es ve başkanın projesi es audaz, es audaz y bueno, y eso es lo que en definitiva me tiene hoy aquí. Ve bu proje beni esasen buraya getirdi. Anlaşma süreci ne kadar sürdü? İlk temastan bugüne kadar ne kadar zaman geçti? Como estaba proceso de llegar un acuerdo, dos semanas decimos. Ha sido rápido, ha sido bastante rápido. Oldukça hızlı y no oldu. Prácticamente problemas. Ve problemsiz, sıkıntısız oldu anlaşma süreci. Şu ana kadar 5 ayrı ülkede çalıştığını biliyoruz. İtalya, İspanya, Gürcistan, Yunanistan ve aynı zamanda Arjantin. Kolay adapte olabilen bir isim olarak göze çarpıyor. Türkiye'de ne kadar çabuk uyum sağlamayı düşünüyor Türkiye'ye? Fácil a otros países. ¿Piensas que vas a tener alguna dificultad en adaptar a Turquía o no? Dificultades siempre hay en el fútbol. Her zaman diyor, un equipo de fútbol. Bir futbol takımına adapte olmak diyor, zorluklar olabilir diyor, her zaman olabilir diyor. Pero eso no es un motivo como para no ser optimista y no tener fe. Ama her zaman diyor, inanıp umutla çalışmak lazım diyor. Çok sorulmuştur ama biz de merak ediyoruz. İnsanın hayatında kırılma anları vardır. Cooper'in hayatında da biz 4 ayrı kırılma anı dikkatimizi çekiyor. İki Şampiyonlar Ligi finali Valencia ile, bir Kupa Galipleri Kupası finali Mallorca ile ve son haftada kaybedilen Serie A şampiyonluğu Inter ile. Bu dört kırılma anından hangisi kendisini en çok etkilemişti ve şu anda bir fırsat olsa hangisini değiştirmek isterdi? Te ha afectado más de estas cuatro puntos. O si tienes la oportunidad cambiar de uno de cuatro, ¿cuál puedes elegir? Ah, es muy difícil. Todo ha sido. Perder una final siempre es doloroso. Es muy difícil elegir cuál yani de todas. Bir finali kaybetmek çok kötü bir ha sido la más dolorosa. En acı veren, en insana etkileyen bir final kaybetmek diyor. Tal vez la que más repercusión ha tenido es el 5 de mayo con el Inter de Milán. Herhalde 5 Mayıs Inter derdim diyor. Peki birazcık daha şanslı olsaydı şu anda kariyer çizgisi farklı olabilir miydi? Buna inanıyor mu? Özellikle bu bahsettiğimiz kırılma anlarından da yola çıkarak. Más de suerte. ¿Piensas tu carrera va a cambiar mucho o no? Mi carrera tiene suerte. Benim kariyerimde şans faktörü var diyor. Yok değil diyor, şans faktörü var. A lo mejor no toda la suerte. Belki diyor, que uno quisiera. Devamlı şans yok diyor ama diyor şans faktörü var diyor benim kariyerimde. Yo no me puedo quejar de lo que me ha sucedido en el fútbol. Benim diyor futbolla ilgili şikayet edecek bir konumum yok diyor. Hani şanstan öte bir şikayet edecek bir durumum yok diyor. Nedim Bey'e de sormuştuk. Kendisine de soralım. İki futbolcu Cooper'le beraber aynı zamanda Ordu Spor'a takviye olacak diyebiliyoruz. Ordu Spor takip etmiştir ilk yarıdaki maçlarını. Eksiklikleri nerede görüyor? Neleri değiştirir? İlk etapta neleri değiştirecek? Ordu Spor, ¿qué piensas vas a cambiar en Ordu Spor de equipo? Lo que hay que cambiar son los resultados. Sonuçları esto değiştireceğiz diyor. Lo más rápidamente lo que hay que cambiar. Acil bir şekilde sonuçları değiştirmemiz lazım. Todo lo demás se necesita un poquito más de tiempo para reflexionar y sacar conclusiones. Her şeyi düzeltmek ve her şeyi daha iyileştirmek için zamana ihtiyacımız var. Türk futbolunu yakından takip ediyorum bilmiyoruz ama son dönemde en azından bayağı bir fikir sahibi olmuştur diye tahmin ediyoruz.
Buradan bildiği kulüpler, takımlar, teknik direktörler veya futbolcular. ¿Conoces algún jugador turco o algún equipo turco o algún entrenador turco? Lo primero que conozco y lo que tengo que conocer es mi equipo. İlk önce ¿sí? diyor benim diyor kendi ekibimi tanımam, kendi takımımı tanımam lazım. Y sobre y despacito ir ve ir avanzando en un montón de cosas. Ve yavaş yavaş diğer konularda da geliştireceğim. Eso es la primera cosa que me tengo que centrar yo. En önemli şey konsantre olunması gereken konu bir hocanın kendi takımını tanıması. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığı için. Hoş geldin diyoruz tekrardan. Ordu Spor'un yeni teknik direktörü Hector Cooper'le ilk röportajı gerçekleştirdik. Türkiye'de sorularımızı içtenlikle yanıtladı. Sözü yeniden merkeze bırakıyorum. Biz de bu ilk röportajı...